Merhaba arkadaşlar, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda bu kampüs hakkında genel değerlendirmeler yapacağım. Bu videoyu da görmüş olduğunuz gibi okulun bir yurdundan, yani ikinci yurttan çekiyorum. İkinci yurttaki bir yurt odasından çekiyorum daha doğrusu. Şunu söyleyeyim, genel bir değerlendirme yapacağım ama bir önceki videoları izlemediyseniz lütfen onları bir izleyin. Çünkü orada işte bütçe yönetimi olsun, kampüsün eğitimiyle ilgili olsun, buradaki yurt olanakları ile ilgili olsun çokça bilgiler vermeye çalıştım. Onlara mutlaka bakın. Onlara baktıktan sonra bu videoyu izlerseniz eminim sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü bu birazcık uzun bir video olacak. Eğer baştan kaybettiyseniz yani o aşamalarda, hani bunu izlemenizin çok da bir faydası olacağını zannetmiyorum ben. Diyelim her şeyiniz tamam. Videoları izlediniz. Şu an buradasınız. Bu videoyu neden izliyorsunuz? Bu videoyu şu sebeple izliyorsunuz. Neden ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencisi olmalısınız? Ya da neden ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencisi olmamalısınız? Yani burada bahsedeceğim şeyler tamamen bu okulun avantajları ve dezavantajları. Ben bunu bir öğrenci olarak objektif bir şekilde yapmaya çalışacağım. Elimden geldiğince tabii ki. O zaman başlayalım. İlk öncelikle neden bu kampüste bulunmalısınız? Olumlu yönlerinden bahsedelim. Bir, arkadaşlar, eğitim. Yani buradaki eğitim uluslararası bir diplomaya sahip oluyorsunuz. Ve buradaki akademisyenlerin hepsi kendi alanlarında kendini ispatlamış insanlar. Hani bir akademik makaleleri yayınlanmış ya da kendi işte doktorasını yurt dışında yapmış. ODTÜ'nün şart koyduğu kriterlere sahip insanlar. Onun haricinde tabii ki eğitim çok önemli ama kaynaklar da çok önemli. Yani bu kampüste bulunduğunuzda hani büyük bir kütüphanemiz var bildiğiniz gibi. Ve buradaki kaynaklar zaten Ankara ODTÜ'dekilerin de sahip olduğu kaynaklarla birebir bizim online kaynaklarımız oluyor. Yani internetten her türlü kitabın işte online bir database veri tabanına erişerek istediğiniz her şeyi hemen hemen bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel bir özellik. Hani okulun bize sunduğu imkanlardan. Ayrıca internet de önemli bir unsur. İnternet hızı şu anda iyi ve kota sınırı vardı. Bir önceki videolarda bahsetmiştim ancak şu an bu dönem en azından benim bulunduğum sürede sadece ölçüm amacıyla verilerin tutulduğu söyleniyor. Yani herhangi bir kota yoktu ve internet gayet hızlıydı. Son dönemde 2017'den bahsediyorum. İnternet ve kütüphane güzel kaynaklar. Üniversite için önemli, araştırma yapabilmek için önemli. Sonuçta üniversitedesiniz, siz araştırma yapmayı öğreniyorsunuz daha çok. Hani şöyle söyleyeyim, yani üniversite okumak tamamen size bir işi öğretmiyor. Zaten yaptığınız staj bölümüne bağlı olarak ondan konuşacağım ama şunu söyleyebilirim. Eğer siz direkt bir iş hayatında başarılı olacağım, işte mezun olduktan sonra şöyle kariyer yapacağım diyerek hani mezun olup direkt çok büyük bir başarı bekleyerek yani üniversite okuyorsanız hani baştan kaybediyorsunuz. Yani üniversitedeyken bir şekilde kendiniz bir şeyleri araştırıp öğrendiyseniz hani bu sizin kariyeriniz için sadece bir basamak, bir adım olacak. Eminim yani iş hayatında öğreneceğiniz hani milyon tane bilgi var daha. Bunda sadece o bilgileri nasıl öğrenebiliyorsunuz? Ya da temel olarak işte ya da mezun olduktan sonra çalışacağınız çok farklı alanlar olabiliyor. Hani bunların hepsinin ortak bir noktası oluyor, bir temeli oluyor. Lisans eğitimi daha çok buna dayanıyor işte. Bu İngilizce olabilir, konuşmaya dayalı işte İngilizce ya da eser yazmaya dayalı olabilir. Ya da sizin bölümünüze bağlı olarak almanız gereken işte temel biyoloji dersleri vardır, fizik, matematik dersleri vardır. Ya da daha farklı dersler vardır, bilemiyorum. Communication, iletişim skill'leri vardır. Yetenek, yani birçok şey var, birçok farklı ders var. Hani bunların hepsi temel düzeyde size belli, nasıl diyeyim, belli özellikler kazandırabilmek için oluşturulmuş dersler. Yani buradan çıkınca direkt işte böyle şöyle bir şey yapacağım diyerek yani üniversite çok büyük bir amaçla üniversiteye gelirseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diye söylüyorum. Çünkü hepimiz de oluyor yani. Üniversite okuyoruz sonuçta.
Olumlu yönlerinden bahsettim. Bir dedim eğitim, diploma dedim. Ankara ODTÜ'deki diplomanın aynısını alıyorsunuz. Sadece yerleşke olarak, bu da yasal zorunluluk olarak belirtilmek zorunda. Güzel yurt diye. Zaten Ankara'daki törenle beraber alıyorsunuz. Hani tören zaten Ankara'da oluyor. Burada ufak çapta bir şey oluyor. ODTÜ günü gibi. Diplomadan bahsettim. Kütüphane, internet, kaynaklardan bahsettim. Oldukça önemli bunlar da. Notlarıma bakıyorum. Bu kampüsün bir diğer avantajı şu üçüncü olarak. Öğrenci sayısının akademisyene göre oranladığımızda çok az olması. Yani ben bu kampüse gelirken işte 13 öğrenciye bir akademisyen düşüyordu. Belki şu anda daha bile az olabilir, emin değilim. Bilmiyorum çünkü hazırlıktaki öğrenci sayısı da artış gösteriyor. Şu andaki ne sayı bilmiyorum ama şöyle söyleyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Hazırlıkta yaklaşık olarak 15 ya da 20 öğrenciye bir akademisyen düşüyor. Bölüme geçtiğinizde bu aldığınız derse bağlı olarak, bölüme bağlı olarak değişebiliyor. Mesela şunu söyleyebilirim. Biz bölümde mesela 2 kişiydik. O dersi alan mesela. Ve Ankara'dan bir hoca geliyordu. Ankara'dan uçan hoca diye adlandırdığımız hocalar var. Her hafta belli bir gün gelirler. İşte dersini verip sonra Ankara kampüsüne geri dönerler. Hani bu tarz hocalarla siz de karşılaşacaksınız. Benim için oldukça avantajlı çünkü ben o dersi mesela Ankara ODTÜ'de 25 kişiyle 30 kişiyle almaktansa ben burada bir kişiyle beraber o dersi aynı hocadan alma şansını yaşıyorum. Bu avantajlı bir şey. Neden avantajlı? Çünkü takıldığınızda, anlamadığınızda birebir sorma şansınız var. Hani ben şunu anlamadım, tekrar edebilir misiniz hocam gibisinden. Bu ayıp değil. Hani ayıp olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Burada öğrenmek için buradayız. Sonuçta aklınıza takılan soruları, sorulara cevap alabiliyorsanız üniversitede bu bence avantajdır. Onun haricinde şöyle düşünün. İşte 200 kişinin bir dersi aldığını, işte Ankara ODTÜ'deki gibi büyük bir amfide bulunduğunuzu, işte sıkış tıkış bir şekilde not almaya çalıştığınız falan düşünün. Hani orada aklınıza takılan soruları sorma şansınız pek yok. En fazla yanındakinize falan sorabilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızdan destek alabilirsiniz ama burada akademisyenlerle birebir iç içeyiz. Hani o bakımdan hiçbir sorun yok. Aile ortamı olduğunu söyleyebilirim ben de. Yani onlar da bize çok sıcak kanlılar. Biz de onlara aynı şekilde. Diğer bahsedeceğim şey burası küçük bir kampüs. Dolayısıyla hani gideceğiniz çevredeki mekanlara falan baktığınızda kısıtlı sayıda. Bunlar artış gösteriyor tabii ki. Yani bundan bir 6 yıl öncesini, hani 2010'da ben geldiğimde neredeyse hiçbir şey yoktu. Ama şu an yeni yeni mekanlar açılıyor, işte süpermarketler açılıyor, yeni binalar yapılıyor falan. Hani okul artık buradaki öğrenci de karşılamaya başladı yurt olarak. Yani yurtta tamam 2 senesi de garanti veriyor ama yurtların doluluk oranı oldukça artmaya başladı son dönemlerde. Dolayısıyla hani öğrenciler artık işte yurt fiyatları da arttığı için işte eve çıkmanın mantıklı olduğunu düşünüyorlar. Bu da burada yeni bir sektör demek. İşte inşaat sektörü genişliyor. İşte öğrenci sayısı arttığı için yeme ve gıda üzerine birçok işte restoranlar açılıyor falan. Bu çevrede kalkan çevresi gelişmeye başladığını düşünüyorum ben. Ve bu küçük bir çevre olması sebebiyle hani okuldaki herkesi bir şekilde tanıyorsunuz. Yani sonuçta günde bir kere gördüğünüzü belki ikinci ve üçüncü el görebiliyorsunuz ama Ankara kampüsünde öyle değil. Hani bir çıkıyorsunuz, bir gördüğünüzü bir daha görme şansınız neredeyse yok. Hani aynı dersi almıyorsanız. O bakımdan şunu söyleyebilirim. Bu ortam birazcık daha sıcakkanlı yapıyor olabilir. Yani küçük bir kampüs olduğu için herkes birbiri hakkında bir şeyler biliyor. Çünkü bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. Yani derste gördüğünüz bir hocanızı ya da işte akademik binalarda gördüğünüz bir hocayı akşamüstü işte bilmem markette karşılaşabiliyorsunuz ya da çünkü kampüste bir tane market var. Ya da işte akşam yürüyüşte bir yerde karşılaşabiliyorsunuz. Zaten kalkanlığa giden bir tane yol var. Yani karşılaşmama şansınız yok zaten. Hani bu da ister istemez buradaki ortamı yumuşatıyor diyebilirim.
hani ilişkileri geliştiriyor diyebilirim öğrenci ve akademisyen açısından. Bir diğer özellik küçük bir kampüs olmasına rağmen uluslararası bir kampüs. Hani çok fazla yabancı öğrenci var. Hani bu da dilinizi gerçekten geliştirmeye yarıyor. Bu bence okulun en büyük avantajlarından biri de olabilir. Üniversite dediğimizde zaten hani uluslararası hani kendimizi geliştirebileceğimiz bir şey, alan bekliyoruz, bir ortam bekliyoruz. Hani düşünün mesela o da arkadaşınızın yabancı olduğunu. Sürekli İngilizce konuşmaya çalışacaksınız ve dilinizi geliştireceksinizdir muhtemelen. Ben hazırlık öğrencisi olsam buraya gelirken yurt müdüründen kesinlikle yabancı bir öğrencine kalmak istediğimi söylerim. Alışmak zor olabilir, zor gelebilir ama İngilizcenizi geliştirecektir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, zaten bunlardan yazdığım şeylere bakıyorum. İyi bir eğitim, akademik kariyer. Olumlu özellik olarak bunlardan bahsedebilirim arkadaşlar. Yani iyi bir eğitim istiyorsanız, diplomanızın uluslararası bir geçerli olmasını istiyorsanız, daha sonrasında yurt dışında çalışmak, hani hatta yurt dışında Amerika'da ya da Avrupa'da daha farklı ülkelerde yüksek lisans yapabilmek istiyorsanız, bu kampüs sizin için, bu eğitim, lisans eğitimi sizin için yeterli olacaktır. Olumsuz yönlerine geçelim. Ne gibi eksileri var bu kampüsün? İlk özellikle Kıbrıs'ın genel sorunlarından bahsetmiş oluyorum. Yani bu kampüsün ne gibi sorunu var deyince, yani olumsuz özellik olarak kampüsün çevresinin kampüse yansıttığı sorunlardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi maddi zorluklar arkadaşlar. Yani siz Kıbrıs'a gelebilmek için atıyorum yani herhangi bir otobüste gelmiyorsunuz, buraya uçakla geliyorsunuz ve o biletleri son saniye alırsanız hani inanılmaz derecede pahalıya alabiliyorsunuz. Bir öğrenci için bunlar zorlayıcı şeyler. Marketlerden bahsettim video özellik olarak, ondan da birazcık bahsedeyim. Burada Türkiye'de bulunan Shopee, A101 gibi böyle süpermarket, süpermarketler yok. Burada Lemar adında bir market var. Genelde zaten Kıbrıs'ın çevresinde onu görüyorsunuz. Ya da ufak tefek marketler var hani şahsa bağlı olarak. Ve fiyatlar zaten hemen hemen birbirine benzer ve oldukça yüksek. Onu söyleyebilirim. Yani gıda konusunda oldukça yüksek. Tabii ki tütün, sigara, içki. Yani bunlar da birazcık daha düşük olabilir ama o da vergisinden dolayı Türkiye'ye kıyasla. Ama diğer özellikler, gıda özellikle Türkiye'den geldiği için çoğu ürün ve bizim temel ihtiyacımızı karşıladığı için burada pahalı oluyor. En basitinden şöyle söyleyeyim, ya bunu örneğe veriyorum. Türkiye'de ben mesela Ankara kampüsünde markete gitmiştim. Hani kampüsten, yurttan çıktım. Bildiğiniz hani o demir ayların oradan dönüyorsunuz. Çok market var. Gittim işte 20 liraya bir alışveriş yaptım. Ve o aldığım şeyler inanır mısınız bana bir hafta yetti. Hani işte cornflakes aldım. İşte bir sürü şey aldım yani. O sepeti neredeyse doldurmuştum. Ya yani işte aç bitir salam olsun, şeyler olsun. Ama burada mesela o aldığım şeyler kıyaslarsak 20 liraya ne alabilirsin? Burada markete gidersin. En fazla bir cornflakes süt alırsın. Zaten hani 10 lira yapıyor. Yanına bir ekmek alsan, işte bir yumurta alsan zaten 20 liraya geçti yani. O yüzden kıyaslarsak hani alışveriş konusunda gerçekten çok tutarlı olmanız gerekiyor. Yani neyi nereden alacağınızı bilmeniz gerekiyor. İşte güzel yurttan mesela askeri kantine gidebilirsiniz. Oradaki fiyatlar Türkiye'ye birazcık daha yakın. Hani işte kola falan alacaksanız mesela işte 4 liraya Lemar'dan almak değil de işte 2,5 liraya, 2 liraya şeyden alırsınız. Hani askeri kantinden alırsınız güzel yurttan. Hani onları iyice bir araştırmak gerekiyor. Çünkü tutumlu olmak gerekiyor. Ben bu arada ne kadar aldığımı söyleyeyim. 2010'dan beri aylık sadece 750 TL para alıyorum ailemden. Bu bir şekilde yetiyor bana. Yani ben içki ve sigara kullanmıyorum. Çok nadir zamanlar dışarı çıkıyorum. Böyle sürekli dışarı çıkmaya, gezmeye, eğlenmeye ayıracak bir bütçem zaten yok. Bu şekilde yani minimum 750 lirayla, işte 600-700 lirayla bir şekilde geçinirsiniz burada. Ama bahsettiğim şey, iyi bir şekilde geçinmek istiyorsanız
hani minimum 1000 TL, burada gerçekten önemli bir faktör. Yani minimum 1000 TL aylık harcamanız oluyor yani. İşte ayda atıyorum 2 kere dışarı çıkacaksınız, eğlenmeye gideceksiniz. Yani bunlar da insani ihtiyaçlar sonuçta. Yani herkesin eğlenmeye, bir şekilde gezmeye, tozmaya hakkı var. Çünkü yani okula zaten bunalıyorsunuz yeterince. Ve bunu göz önünde bulundurun. Maddi olarak minimum 1000 TL ile aylık bunu karşılayabiliyorsa aileniz ya da herhangi bir yerden burs alıyorsanız bu para karşılanabiliyorsa buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir şey, bahsedeceğim şey, şöyle söyleyebilirim. İş imkanları konusunda Kıbrıs birazcık kötü bir durumda. Yani sadece burada gelişen sektör, turizm sektörü, işte inşaat sektörü olabilir belki. Bu tarz sektörler daha temel düzeyde olan sektörler. Hani sizin çok farklı beklentileriniz varsa, mesela atıyorum bilgisayar mühendisliğine geldiniz. İşte ben bir yazılım firması bulayım da şöyle çalışayım bir yandan, hem çalışırım hem okurum falan. Böyle bir şansınız yok. Yani gerçekten yok. Çünkü yazılım yapan çok ufak tefek yerler var. Onlar da hani Levkoşa'da, yani Güzelyurt'ta bile yok. Hani kampüsün çevresinde hiçbir şey şekilde yok. O Levkoşa'da zaten 45 dakika, 50 dakika uzaklıkta. Hani sizin gidip birebir çalışıp hani bir yandan da işte işi öğrenebildiğiniz bir yer olmayacak. Hani bu dezavantaj, çünkü İstanbul'da mesela şey vardır. Bu E5 üniversiteciliği dediğimiz kavram vardır. E5'in yanında bir üniversite açarlar. Orası bayağı bir merkezidir yani. Çevrede birçok işte yazılım ofisi de olur, daha farklı alanlar da olur. İşte hastaneler olur, bilmem nereler olur. Hani çünkü mega kent orası. Orada bulabilecek her türlü iş imkanı var. Dolayısıyla orada öyle bir yerde okursanız, hem çalışıp hem de alanınıza yönelik bir işte çalışıp hem de bir yandan okulunuza devam edebilirsiniz. Ama burada öğrencilerin yaptığı işlere bakıyorum. Hani işte kantinde yardım ediyorsun birine ya da restoranda çalışıyorsun. Hani bunu ben de yaptım. Çünkü iş bu. Yani çalışmak, para kazanmak istiyorsan ya işte motor süreceksin, motor ehliyetin olacak. İşte kampüsten okula, kampüs dışından okula işte yemek getireceksin. Ya işte atıyorum bulaşıkçılık yapacaksın ya işte garsonluk falan yapacaksın. O tarz işlerde çalışabilirsiniz yani kampüs çevresinde ya da okulda çalıştığınız işlerde size pek bir getirisi olmuyor yani. Burada asistanlık yaptığınızda öyle almış almış bir paralar almıyorsunuz. Hani saat başına ne kadardı bilmiyorum ama hani bayağı düşük ücretlerde ve çok fazla saat çalışamıyordunuz. Onu biliyorum. Hani o en fazla aylık işte 200-300 lira falan karşılar size. Onu söyleyeyim ama bir işte çalışsanız bir yandan part time olarak işte bir restoran olsun bir şey olsun çok daha iyi paralar kazanabilirsiniz. En azından asgari ücret bile alabilirsiniz yani. Onu söyleyebilirim. Kıbrıs'ın böyle bir dezavantajı var. Yani kariyer hedeflediğiniz iş imkanından burada uzaklaşmış oluyorsunuz bir müddet. Hani buraya kampüse geleceksiniz. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Diğer bahsedeceğim şey sosyal olanaklar. Tamam işte bu öğrenci kitapçının oryantasyonuna bakıyoruz. 40 tane 50 tane sosyal topluluk var. Sorsanız bunun kaç tanesi etkin? 2 ya da 3 tanesi. İşte benim gözlemlediğim kampüste ya tiyatro oluyor ya dans oluyor. Bu tarz topluluklar genelde etkin oluyor. Onun haricinde sosyal olanaklardan kastım. Hani zaten bu topluluklar burada bu işi yürütüyor. Hani sizin kendinizin işte bir yere gidip bir sosyal bir aktiviteye katılma gibi şansınız pek olmuyor. İşte genelde ya gezi, eğlence olsun, işte atıyorum yılbaşı, mesela özel günlerde, yılbaşında bu tarz topluluklar ya da organizasyon yürüten birkaç kişi var. Onlar genelde işleri yapıyorlar. Sosyal olanaklar açıkçası pek yok arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani toplulukta girip bir arkadaş bulup siz bir şeyler yaratmadıkça hani kimseden pek bir şey beklemeyin burada.
Ulaşım konusu en büyük sorunlardan biri, bir diğeri. Ulaşıma da değineceğim çünkü burada herhangi bir metro, otobüs, hani devletin size sağladığı herhangi bir ulaşım aracı yok. Güzelyurt'tan kalkan çimen dediğimiz özel dolmuşlar var. Bunlar da akşam 5'ten sonra çalışmıyor. Taksiler oldukça pahalı çünkü mesafeler pahalı. Ondan bahsedebilirim. Başka nelerden bahsedebilirim? Ulaşım, yani arabanız kesinlikle olmalı arkadaşlar. Eğitim süresinden bahsedeyim. Eğitim süresi mesela, eğer siz yüksek bir ortalama hedefliyorsanız ve mühendislik okuyorsunuz atıyorum, eğitim süresi gerçekten uzayacaktır. Yani minimum 6 yılı gözden çıkarmalısınız buraya gelirken. Onu söyleyebilirim. Hani ben eğitim fakültesinde okumama rağmen işte 1,5 yıl hazırlık, 4,5 yıl lisans eğitimimi sürdü. Öyle çok kasan bir öğrenci değildim. Ortalamam 3'e yakın ama yani güne gün ders çalışan bir öğrenci değildim. Zaten çalışsanız bile çoğu zaman yeterli bilgi birikiminiz yoksa, özür diliyorum arkadaşlar, kameranın şarjı bitti. Şu anda kaldığım yerden devam ediyorum. Neden bahsediyordum ona bakayım. Şundan bahsediyordum arkadaşlar. Eğitim süresinden bahsediyordum dezavantaj olarak. Yani siz yüksek bir ortalama hedefleyip hani mühendislik bölümünden mezun olmak istiyorsanız, hani ODTÜ, işte Boğaziçi, Bilkent gibi üniversiteler sizin için pek avantajlı olmayabilir. Çünkü bu tarz bölümlerde yüksek ortalama yapmak gerçekten zordur. Hani emek ister, çaba ister. O yüzden ve zamanında bitirmek istiyorsanız, atıyorum işte lisans eğitimi 4 sene ise, hazırlıkla 5 senede bitirmek istiyorsanız, hani pek, yine söylediğim gibi hani çünkü lisede aldığımız eğitim üniversiteye geçtiğimizde hani eksik olan bir şeyler elbet oluyor. Yani bu yabancı dil olabilir ya alanınızla ilgili çok fazla bilginiz olmayabilir. Eksik olan bir şeyler elbet oluyor. Ve onları tamamlamak için zamanınız gerekiyor. Zaman gerekiyor. O yüzden söylediğim gibi eğitim süresi birazcık uzun sürecektir. Hani bunu göz önüne alarak ben bu kampüse gelin. Diğer bahsedeceğim şeyler, maddi destekler ve olanaklar birazcık az ve öğrenciler üzerine binen yük her geçen gün bu kampüste artıyor. Yani sonuçta geçen senelerde sadece 200 lira gibi bir yıllık ücret ödüyorduk. Bu sene bu 200 TL dönemlik oldu. Daha farklı ücretler belki ileride çıkacaktır, bilmiyorum ben. Ne olabilir, ne bitebilir. Hani okulun fiyatına baktığınızda işte %50 burslu gelmek istiyorsunuz mesela. Bu fiyatlar her geçen gün artıyor. Hem de fazlasıyla artıyor. Hani bu dezavantaj olabilir. Onun haricinde siz mesela gitmek istiyorsunuz. Mesela bir atıyorum bir ne diyeyim işte bir kurultay olabilir. Herhangi bir yerde bir seminer olabilir. Buna katılmak istiyorsunuz diyelim topluluk olarak. Hani o topluluktan o seminere sadece iki kişi katılabiliyor. Ve bu katılan iki kişinin bütçesi oldukça az. Şöyle söyleyebilirim, not ettim çünkü ben de katıldığım için oradan biliyorum. Hani günlük sadece 75 lira alabiliyorsunuz. Ve bunu 5 ile çarptığınızda sadece 5 gün, en fazla 5 gün gidebiliyorsunuz o etkinliğin süresine bağlı olarak. Ve işte 5 ile çarptığınızda 375 lira yapıyor. Hani bu 375 liranın içinde hani ne bir konaklama ücreti var, ne bir ulaşım ücreti var. Hani ne oraya katıldığınızda çıkabilecek ekstra masraflar var. İşte yemek olsun, daha farklı şeyler olabilir, sertifika olabilir. Hani farklı ücretler olabilir, bilmiyorum. Hani bunların hiçbir okul karşılamıyor. Diyor ki sen böyle bir etkinliğe katılacaksın. Ben kişi başı maksimum 375 lira veriyorum diyor. Hani bu gerçekten kötü bir durum yani. Üniversite açısından da kötü bir durum. Çünkü en fazla 2 kişi gidebiliyorsun ve işte toplamda 750 lira paran var cebinde. Sen bu 700 lirayı da uçak biletimi alacaksın. Gidip orada konaklamanı mı sağlayacaksın? Daha farklı işte ulaşımını mı sağlayacaksın oraya gittiğin zaman? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Yani cebinden bu kadar daha para çıkması gerekebiliyor. Özellikle yurt dışına bir yere gidiyorsan. Hani Türkiye'de zaten yurt dışı sayılır buraya göre. Onu söyleyebilirim. Ama Kıbrıs'ta bir üniversiteye gideceksen okulun o saatte uygun bir aracı varsa
Hani buna çok kolay bir şekilde katılabilirsin. Onda bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Diğer söylemem gereken şey iklim koşulları. Zorlayıcı olabilir. Ne kadar zorlayıcı olabilir? Hani Ankara'ya göre o kadar zorlayıcı olmayabilir belki, bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani burası da gerçekten sıcak bir ülke. Yani Akdeniz iklimi. Hani şu an Ocak ayındayız. Hani kışın ortasındayız ama yine de işte ufak bir polarlı bir şeyle çıkabiliyorsun. Hani o kadar çok seni üşütmüyor ya da etkilemiyor hava. Ama şunu söyleyeyim. Buranın yazı gerçekten çok çekilmez olabiliyor. Yani ben bir dönem yaz okuluna kaldım burada. Ve dışarı çıkmadan, o işte odadan çıktığım andan itibaren, klimanın etkisinden bir saniye uzaklaştığım andan itibaren hani resmen yapışıyorduk yani asfalta, bir şeye, yolda falan. O kadar sıcaktı ki yani çoğu zaman o nemden işte hatta çok abartmıyorum, zor bir nefes aldığım zamanlar oluyordu yani. O kadar sıcaktı ki bir an önce klimayı açalım, odaya gidelim, ferahlayayım istiyordum. Burada yaz okuluna kalacaksanız bunu bir daha bir düşünün. Yani Ankara'da yaz okulu almak mantıklı olabilir. Alabilme şansınız varsa. Sonuçta burada açılmayan bir derse Ankara kampüsüne gidip orada yaz okulunu alma şansınız var. Bunu değerlendirin. Ankara yaz okuluna gidin. Oradaki seçmeli dersleri kovalayın. Kolay olan seçmeli dersler olabiliyor. Yüksek notlarla getirebileceğiniz. Çünkü Kıbrıs kampüsünde seçmeli ders olanınız pek yok. Hani işte birkaç tane yabancı dili var. Art var. Bitti. Bu kadar yani. Ya da alanınıza bağlı birkaç diğer alanlardan ders alabiliyorsunuz. Hani işler böyle yürüyor. Ama işte Ankara kampüsünde işte enstrüman olsun, daha farklı dersler olsun. Çok farklı dersler var. Yani şahsen ben şöyle söyleyeyim. Burada işte bir antropoloji alacağım seçmeli ders olarak. Giderdim Ankara'da bir gitar dersi alırdım. Hani bir şeyler öğrenirdim. Ya da ilginizin olduğu bir yani dersi seçebilmek daha kolay oluyor. Atıyorum programcılık mı istiyorsunuz? Orada mesela Android üzerine işte programlama dersi açılıyor mesela seçmen olarak. Onu alabiliyorsun. İşte orada mesela Flipboard'u baştan yapıyorsun falan filan. Uygulama geliştirme. Bunları kovalayın arkadaşlar. Bunların hakkında bilginiz olması güzel. Söyleyebileceğim diğer son şey, son olarak şundan bahsedeyim. Erasmus. Eğer sizin bu kampüse gelip sonrasında işte Erasmus'ta Avrupa'ya gideyim işte şöyle şöyle rahat rahat zaten okurum diye işte Erasmus'a gitmek kolaydır gibi bir düşünceniz varsa bu kampüste pek olmasını ben tavsiye etmiyorum. Yani Ankara kampüsünde olabilir ama burada yok. Neden? Çünkü Kıbrıs'ın statü durumundan gereği hani biz bir şekilde daha önce de olabiliyordu ama şu sahneden sonra çıkarıldık Erasmus programından. Ve okul kendi bütçesiyle gönderiyor. Yani devlet bizim Erasmus'a katıldığımızda herhangi bir şekilde bizi desteklemiyor. Bize sponsor olmuyor. Dolayısıyla okul kendi bütçesiyle belli sayıda öğrenciyi gönderebildiği için hani geçmişteki gönderimlere kıyasla gönderimler gitgide düşmeye başladı Erasmus konusunda. Hani bu dezavantaj. Eğer buraya gelecekseniz bunu göz önünde bulundurun. Ankara kampüsüyle ayrı bir durum var. Oraya bir ya da iki dönem ortalamanız gittiği sürece işte 2,5 en az 2,5 ortalamanız varsa alttan her... Son olarak şundan bahsediyordum arkadaşlar. Yani hafıza kartı dolduğu için videoları aktarıp tekrardan kayıt çekmem gerekti. Özür diliyorum tekrar. Zaten söyleyeceğim çok bir şey kalmadı. Şurada notlarda baktığım üzere en az tuttan bahsediyordum. Yani eğer istediğiniz Erasmus'a gidip hani Avrupa'da üniversite okumaksa bence bu kampüsü tercih etmemelisiniz. Çünkü bölüm birincisi olmadıktan sonra ya da iyi bir yüksek ortalamanız olmadıktan sonra fazla bir şansınız olmuyor. Ama Ankara kampüsünde okumak istiyorsanız hani bunu bir avantaj olarak görüyorsanız hani ve puanınız yetmiyorsa bu kampüs başlangıç için güzel imkanlara sahip, onu söyleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mutlaka bu kampüse gelecekseniz Ankara kampüsünde bir ya da iki dönem gidin, orayı da görün. En azından bir üniversite ortamını tatmış olursunuz gerçek manada. Sosyal olarak söylüyorum. Bu kampüste de yapabileceğiniz şeyler
İnternette genelde işte öğrencilerin yaptığı internette takılmak oluyor ya da dışarı çıkıp bütçenize el veriyorsa o şekilde olanaklar var arkadaşlar. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bu alanda paylaşacağım son videoydu. Eminim yine sorular gelecektir bununla ilgili ama ben şu an videoyu 2017 yılında çekiyorum ve eminim 5-10 sene sonra değişen çok fazla şey olacaktır. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben nasıl buraya geldiğimde gözlemlediğim şeylerle şu anki gözlemlediğim şeyler farklı oluyorsa, yani bu 6-7 senede çok fazla şey değişebiliyorsa, bundan sonraki yıllarda değişecektir ve sizin en güncel bilgiye ulaşabilmeniz önemli. Size tavsiyem, üniversite sonuçları açıklandıktan sonra mutlaka oryantasyon liderinize görüşmeniz. Ve oryantasyon liderinize görüştükten sonra mutlaka kendi alanınızdan, en azından bölüme başlamış olan, hani tercihen 3. veya 4. sınıf bir öğrenciyle konuşup hani onun fikirlerini almak, hani neler hissettiklerini bile sormak. Muhtemelen çoğu yani depresif bir modda olabilir arkadaşımız, bilmiyorum ama eğitim açısından kötü bir şey söylemeyecektir. Zor olduğundan bahsedecektir size. Benim gözlemlediğim o olacaktır. Ama alanınızla ilgili, en azından kariyerinizle ilgili size bilgiler verebilir. Hani olmak istediğiniz şeyle ilgili doğru yerde misiniz yoksa değil misiniz? Hani bu sorunun cevabını ya akademisyenlerden öğrenebilirsiniz ya da mezun olmuş öğrencilerden öğrenebilirsiniz ya da hala okumakta olan, hani proje geliştirmiş olan arkadaşlardan öğrenebilirsiniz. Onlar neler öğrendi, neler yaptı? Başardılar mı, başaramadılar mı? Hani nasıl görüyorlar? Tabii bu kişiden kişiye değişebilir deneyimler ama gözlemlemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.